فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Değerli Bakanım, değerli kardeşlerim, değerli dostlarım, davadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim yapacağımız bu irfan sohbetlerini bereketli eylesin. Yaşantımızda da tatbik etmemizi bizlere vesile eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Sayın Bakanım haftalardır bütün Avrupa'yı adım adım dolaşıyor bu irfan sohbetlerini gerçekleştirmek için. Ben de biliyorum ki sizler bu sohbeti dinlemek istiyorsunuz. O yüzden ben de fazla uzatmamaya gayret edeceğim ama bir iki kelam etmek isterim tabii ki. İrfan sohbetleri malumunuz Anadolu evliyalarından gelmedir. Anadolu evliyaları dediğimiz vakit Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli gibi Allah dostları aklımıza geliyor. Bunların amaçları ve maksatları neydi? Bunu iyi analiz edip ve anlamamız lazım. Nasıl? Yunus Emre'nin bir sözü geldi aklıma. Allah ruhlarını şad eylesin. Ne diyor? Cemal Kabe'sidir kayem, o beni koşturan. Arkamdaki diken ipektir beni coşturan. Diğer şiirinde de bahçende körpe kuzuyam, kesilmeye ben razıyım. Göster Allah cemalini, her cefaya ben razıyım. Bununla bunu demek istiyor Yunus Emre. Siz Müslüman kimliğine girdiyseniz veya Müslümansanız her türlü imtihana, her türlü cefaya sabırla sebat etmek zorundayız. Bunu demek istiyor. Diğer taraftan Hacı Bektaş-ı Veliler var. Onlar ne diyor? Diyorlar ki her olur olmaza hal beyan etme. Kul isen ahvalin hakka ayandır. Sakın ol kimseye yer ziyan etme. Çünkü her gördüğün sen gibi diyor candır. Burada da bizlere mübarekler edebi öğretiyor. Bi edep mahrum diyor aleyhissalatü vesselam. Bâşet ezrut fi rabbe. Edepten mahrum olan Allahu Teala'nın lütfundan yoksun olur. Velhasılı kelam, edeple varış, lütufla dönüş. Bizlere öğrettikleri ne? Bir, edebi bileceğiz. Kime? Birbirimize olan edebi. Hele hele bu ahir zamanda ümmeti Muhammed, festaqim kema ümirta, emrolunduğumuz gibi doğru olacağız. İnnemel mu'mine ihveh diyor Allah. Birbirimize kardeş olduğumuzu unutmayacağız. Birbirimize kenetleneceğiz. Birbirimize edepli olacağız. Birbirimize saygı göstereceğiz. Gör bak Mevlam neylerse güzel eyler. Biz öyle inanıyoruz. Ben de sizler gibi Sayın Bakanımızın da Taner Yıldız Bakanımızın sözlerini çok heyecanla dinleyeceğim inşallah. Tekrar buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizi Yüce Mevlam'a Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun kardeşlerim. Değerli gönüldaşlarım, kıymetli hanım kardeşlerim. UET'nin Belçika Genel Başkanı, Gent'in Şube Başkanı, Cami Dernekleri Başkanlarımız, Sivil Toplum Örgütlerinin değerli başkanları ve üyeleri, UET'nin Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve değerli üyeleri, kıymetli gönüldaşlarım, hemşerilerim, ben de heyetinizi saygıyla, sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle sizlerle burada bir arada olmuş olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmeliyim. Dün de Amsterdam'daydık. Oradaki programımızı tamamladık. Geçen hafta Fransa'da, Marsilya ve Lyon'daydık. Daha önce de farklı yerlerde bulunmuştuk. İsterseniz bunu bir sohbet havası içerisinde geçirmek için de oturduğum yerden isterseniz devam edeyim. Çünkü hemen hemen şöyle bir konsept düşünüyoruz. Eğer siz de uygun görürseniz, bu bir konferans şeklinde falan olmayacak. Karşılıklı dertleşme, sohbet etme, birbirimizin derdini anlama, böyle 40-45 dakika kadar nasip olursa anlatıp, ondan sonra sizlerin varsa soruları, tavsiyeleri, hatta eleştirileri ve önerileri, biraz onları öylesine konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Burada karşılıklı bir sohbet edeceğiz. Çünkü duruşumuzu belirlemek hem İslami hem de insani olarak
gerek dünyadaki mükellefiyetlerimiz, gerekse nasıl davranmamız lazım geldiğiyle alakalı sorumluluklarımızı karşılıklı bir paylaşmak istiyorum. Tabii irfan sofrasında ariflerin şu ana kadar bize örnek olan ve az şey söyleyip çok şey anlaşılan, çok basit ifade edip ama çok karmaşık konuları aydınlatabilen yapısıyla beraber geldik. Anadolu irfanının temelinde tabii ki insan var. İnsan eşrefi mahlukat olarak yaratılmış ve belhum adal dediğimiz hayvandan da aşağı olmaktan tutun ki en şerefli yaratılana varıncaya kadar çok geniş bir spektrumu, çok geniş bir alanı tek başına kainatın özeti olarak ortaya koymuş. Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Akıl vermiş, mükellef olmak için, iman etmek için ama teslimiyet ve sadakat vermiş, yola devam etmek için. O yüzden Allah dostlarının, ariflerin her zaman olduğu gibi bizi etkileyen çok geniş bir yanı var. Bizler Türkiye'de yaşayanlar, sizler de burada gurbetten bulunduğunuz yerlerden Türkiye'nin büyümesine katkı koyanlar olarak yalnızca siyasetiyle, yalnızca idaresiyle, yalnızca ekonomisiyle değil, aynı zamanda bizler beyniyle, zihniyle, kalbiyle, vicdanıyla, aklıyla, hatta basireti ve ferasetiyle beraber büyüyen bir yapı içerisinde bunu sergilememiz gerekiyor. Petrolün ve doğalgazın yer altındayken savaşın gerekçesi, yer üstündeyken barışın gerekçesi olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Biz nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Bizim öğretilerimizle beraber bundan sonra nasıl bir dünyaya hazırlıklı olmamız lazım? Türkiye dünyanın neresinde? Yüzde kaçını işgal ediyor? Doğru yaptıkça güçlenen, yanlış yaptıkça zayıflayan entelektüel bir yapının Türkiye neresinde? Bütün bunları kısaca konuşmaya çalışacağız. Aslında rakamlar itibariyle baktığınızda Türkiye dünyanın %1'i kadar görünüyor. Yani gayri safi yurt içi hasılası işte 80 trilyon dolarsa dünyanın, Türkiye'nin de 850 milyar dolarsa %1'i. Biraz virgülleri yuvarlarsak işte dünyada 93 milyon varil ham petrol kullanılıyorsa Türkiye'de 850 bin varil %1'i. Nüfusu açısından baktığınızda 7.1 milyar insan yaşıyor. İşte Türkiye'de 81 milyon insan yaşıyor, %1'i. Hangi kaleme bakarsanız bakın yaklaşık %1'ini işgal ediyor. Ama bir Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesiyle alakalı hepimizin şahit olduğu konuda 128 tane ülkeyi yanına alabilen ve dünyaya doğruyu haykırabilen bir Türkiye, bir Cumhurbaşkanımız olarak düşündüğümüzde, bir Recep Tayyip Erdoğan olarak düşündüğünüzde o dünyanın tamamına denk geliyor. Yani özgür ağırlığı itibariyle baktığınızda, doğrular itibariyle baktığınızda, zulme karşı durma, zalimin yanında olmamaya baktığınızda özgür ağırlığı artan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Şimdi bizim amacımız nedir? Bizim öğretilerimizle, dinimizle en mükemmel din İslam'dır buyruluyor. Dinimizle modern dünyanın arasındaki bağı en doğru bir şekilde durarak, duruşumuzu sergileyerek hayatımızı idame ettirebilmek. Gençlerimizle buluşabilmek. Buna ne kadar yakınız? Zaman zaman bundan ne kadar uzaklaşıyoruz? Biraz bunları inşallah konuşacağız. Önce temel noktaları itibariyle Anadolu'nun çok kısa bir şekilde İslamlaşmasıyla alakalı, vatan haline getirilmesiyle alakalı, milli karakterin oluşmasıyla alakalı birkaç noktaya da değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Anadolu irfanında devlet var, millet var, İslam var, toprağa vatan yapma,
boyları, soyları, bireyleri, kabileleri, etnik unsurları millet kılma aşamasında birleştiren, bütünleştiren, müşterek hisleri kuvvetlendiren ve Türk'ün gerçek yapısıyla beraber sergilenen bir hali var. Anadolu irfanının temelinde insan vardır dedik. O yüzden Yunus Emre bir gönül yıktın ise bu kıldığı namaz değil diye buyurmuş. Kulun hakkı var, Allah'ın hukuku var, adetullah var, sünnetullah var. Biz bunlara ne kadar yakınız, ne kadar uzağız bunları biraz konuşmak isteriz. Tabii ki Anadolu irfanının özetinde Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi, hataları örtmede gece gibi, tevazuda toprak gibi, öfkede ölü gibi, her ne olursan ol ama mutlaka göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün diye buyurmuş. Şimdi bu cümle üzerinde bile hayatımıza tesir eden, bütün noktalarına hitap eden, hocam kusura bakmayın biz bazı dini konulara çok girmeden bunu yapmaya çalışacağız. Sizlerin yanında çok fazla bahsetmemeye gayret ediyorum ama temel hatlarıyla beraber bunu işlemekte fayda var diye düşünüyorum. Mesela bu irfanın temelinde hoşgörü var. Hoşgörü malum dünyanın aslında en fazla ihtiyacı olduğu konulardan bir tanesi. Ve bizim öyle bir ana, öyle bir hale gelmişiz ki dünyada herkesin iddialı olduğu yerlerden vuruyorlar. Öyle bir yapı kurgulanmış ki sizin iddianız neresi? Onunla alakalı imtihan ediliyor. Şimdi İncil'in ilk emri sev. Tevrat'ın ilk emri yaşat. Kur'an'ın ilk emri oku. Dikkat edin bu dünyamızda nereye gelmişiz. Hristiyanlar genelde sevemediler. Yahudiler yaşatmadılar. Müslümanlar da okumuyorlar. Yani bize ilk emirlerle alakalı ehli kitap diye tanımladığımız yapıda çok büyük tahrifatlar yapıyorlar. Biraz sonra geleceğiz. Anadolu irfanın temel noktalarından bahsettikten sonra bu dediğimize tekrar döneceğiz. Okumayla alakalı ne durumdayız? Şu anda hangi noktaya geldik? Tabii hoşgörü güçlünün elindeyken değerli. Hoşgörü zayıfın elindeyken değerli olan bir şey değil. Ya ben fakirim. Allah böyle yaratmış. Ben diyorum ki ben size 5 tane apartman bağışlayacağım. Bunun gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Ama ister maddi isterse manevi olarak biz gücün elindeyken o hoşgörüyü gösterebilmemiz lazım. Aslında Türk milleti Selçuklu ve Osmanlı zamanında da başka dinlerden gelen kişilere karşı da Katoliklerin Protestanlara göstermediği hoşgörüyü İslam dini göstermiştir. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde hızlıca yanına gelirler. Tebaasından derler ki efendim şu anda biz bir kiliseyi cami yapıyoruz. O kilisede ibadet eden mi yok ki der. Yo hayır var ama biz yapıyoruz. Yo ibadet eden varsa onu yapmayın diye söyler. Ve arkasından ekler. Allah'ın kuluna sorduğu soruyu değil, siz kulun kuluna sorduğu soruları sorun. Aç mısın, susuz musun, derdin var mı, yanlışın var mı, eksiğin var mı diye sorun. Şimdi bu hoşgörünün zirvesi aslında 500 yıl önce İspanya'da zulme uğrayan Yahudilerin sığındığı bir kale olarak o İslam medeniyetini ortaya çıkartır. Bütün kilidin bizler olduğunu bilmemiz lazım. Yani biz yaşadığımız kadar, kendi özümüzü indirgediğimiz kadar bizi yönetenlerin de o manada bizimle beraber aynı refleksleri, aynı davranışları gösterdiğini göreceksiniz. Cumhuriyet'in ilk meclisi kurulurken Hacı Mustafa Efendi diye bir zat var. Çok muteber, çok saygın bir kişi. Ve kendisine milletvekili seçildiğinde diyorlar ki
Efendim biz şu anda milletvekili seçilenlerin hepsini tanımıyoruz. Yani ağırlı mıdır, ağırsız mıdır, düzgün müdür, yamuk mudur, nasıl insanlar bunlar? O Hacı Mustafa Efendi diyor ki, hiç diyor kaygı çekmeyin, endişe etmeyin. Kaymak süte tabidir diyor. Eğer süt bozuksa oradan herhangi bir düzgün taze kaymağın çıkması mümkün değildir. Ama eğer süt iyiyse ondan da bozuk kaymak çıkmaz diyor. Şimdi gerçekten bakıyorsunuz, yani mecliste yani halkımızı temsil eden seçilenlerin arasında çok farklı meziyetlerde, farklı mizaç, kabiliyet ve istidatlarda insanlar var. O insanların yani toplumu tamamen temsil etmeyle alakalı karşılığının olduğunu görüyorsunuz. Anadolu İrfan'ın temelindeki en temel ögelerden bir tanesi adalet ve Yusuf Has Hacim'in 11. yüzyılda aldığı Kutadgu Bilig'de bunun en güçlü delillerini bulmak mümkün. Yani bir beyitte beylere örf ve kanuna nasıl riayet ederlerse halkın riayet ettiğine aynen beylerin de riayet etmesiyle alakalı bir adalet anlayışından bahseder. Ve beyitte der ki hakime, memlekete uzun süre müddetle hükmetmek istersen kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın diye öğütte bulunur. Hacı Bektaş Veli Hazretleri de adaletin her işte hakkı bilmek olduğu olarak tarif eder. Şimdi İslam dini cehaletin, o karanlığın bilim ve hikmet ışığıyla beraber aydınlanmasını tavsiye etmiş. Hiç bilenlerle bilmeyenlerin bir olup olmayacağı Kur'an-ı Kerim'de sorulmuş, söylenmiş. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini bizlere bir muallim olarak gönderdiğinden bahsetmiş. Ve hatta Bedir Savaşı'nda hepinizce malum esir alınan kişilerin 10 tane Müslümana okuma yazma öğretmesiyle karşılığında serbest bırakılmasını dahi vaaz etmiş. Daha bir gün önce savaştığı kişiye bu şartla bırakılmasını söylemiş. Cenab-ı Hak lütfetti, yüzümüze baktı ve sizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlarda hep beraber ülkemizi koruyalım adına söylediği çağrıya hep beraber kulak verdiğimiz için şu anda ülkemizde arkadaşlar 16 Temmuz'da Kürdistan kurulurdu başarılı olsaydı. Sınırlarını çizer ilan ederlerdi. PKK ile nasıl iç içe olduklarını hep beraber gördük. Ben yanımda namaz kılan, beraber çorba içtiğimiz, yemek yediğimiz, beraber iş yaptığımız adamın ben PKK'lı olduğunu, benim ufkumda böyle bir insan yoktu. Ama şimdi onu görüyorum. Bunu düşünebilir miyiz yani? Böyle bir şey hayal edebilir miydik? PKK'lı vardır, teröristtir, Türk de var, Kürt de var, ırkçılık yapan, yapmayan, hepsi onların adresi belli. O yüzden bir atasözünde deniyor ki, siz çok ağır bir şeydir ama gerçektir. Bu da irfan dolu bir sözdür. Siz pirincin içerisindeki siyah taşları değil, asıl beyaz taşları ayıklayın derler. Pilav yapacağın zaman siyah taşı ayıklarsın, al ne güzel bundan sonra rahat yerim dersin ama çat diye dişin kırılır. Çünkü o taş, o beyaz pirinç gibi görünenlerden bir tanesi de taştır. O yüzden bizler her zaman bu manada basiretimizin ve ferasetimizin sorgulandığı çok önemli bir imtihandan geçtik. Yani sizler Avrupa'da uzun yıllardan beri yaşıyorsunuz. Yani Kürdistan Allah muhafaza ilan edilse buradaki ülkeler mi tanımayacaktı? Almanya mı tanımayacaktı? Avusturya mı tanımayacaktı? Hollanda mı tanımayacaktı? Derdimizi anlatana kadar 6 ay geçer, göbeğimiz çatlardı. Vardı, yoktu diyene kadar. O yüzden yaşadığımız hadise çok ağır bir hadisedir. Ve bizim devlet refleksi olarak buzdolabından çıkarttığımız, hatta dip frizden çıkarttığımız yoğurdu üfleyerek yememizi sağlıyor. Yalnız burada bir hataya düşmemek lazım.
Geçen bir tanesi canlı yayında televizyonda sordu. Efendim dedi, bu FETÖ terör örgütü bize çok şey öğretti. Bütün bu cemaatleri, sivil toplum örgütlerini devletten temizlemek lazım değil mi dedi. Tarikat, cemaat ne varsa. Dedim, bu olabilir ama bu söylediğim bana kulağıma bir yerden tanıdık geliyor dedim bu cümle. Doğu Perinçek Silivri cezaevinden çıkarken dedi ki bu devletten tarikat, cemaat, sivil toplum örgütü ne varsa hepsini irtica adına kazıyacağız dedi bu devletten dedi. O zaman arkadaşlar 40 yıllık şarlatanlarla 1000 yıllık geleneği olan bir yapıyı ayırt etmezsek ve onları birbirine karıştırırsak o zaman farklı bir haksızlık daha yapmış oluruz. Vatanını, milletini, dinini, diyanetini seven insanlar karşılıksız olarak bila bedel ülkesine hizmet etmeye çalışan insanlara haksızlık etmiş oluruz. Doğu Perinçek'in ve bir kısım grupların istediği budur. Din adına hiçbir şey kalmasın. Kim varsa sormadan, soruşturmadan. Dedemizin zamanında falan değildi 28 Şubat. Daha 20 yıl önce. Bu ülkede ben sakallı bir genel müdürdüm. Valilik yazı yazdı. Kılık kıyafete uymayan varsa acilen ihbar edilmesi diye. Götürdüm. Zarfın içerisinde 6 tane de başörtülü. 1000 kişi çalışıyor bizim orada. 6'sı başörtülü. Böyle bir kimse yoktur diye cevap yazdım. Ben de sakallıyım. Dediler ki zarfı bırakıp gidebilirsiniz. Yok dedim ben elden vereceğim. Sayın Valim dedim ben her zaman olduğu gibi dürüst davranıyorum. Devletime de size de. En yüksek mülkami burada sizsiniz. Kurumumuzda 6 tane başörtülü bir tane de sakallı ben bulunuyorum. Şu benim istifa mektubum. Ama ben resmiyetle size böyle bir kılık kıyafete uymayan kimse yoktur diye yazdım. Bu resmi cevabım, bu da benim şifahi cevabım da dedi. Ama bilin ki bu insanlar ülkesini seven insanlar. Bir insanın eteğinden, başörtüsünden, giysisinden dolayı tasnif edildiği bir yapı ancak yabancıların Türkiye'yi bölmekle alakalı kullandığı argümanlardır. Biz insanımızı birleştirmeye, buluşturmaya, ortak paydaya çağırırken birileri de geliyor diyor ki senin rengin biraz açık, senin diğer rengi biraz koyu. Ya şimdi numune hastanesinden çıkıyorum, bir bayan geldi, efendim dedi benim hastama yardımcı olmuyorlar burada dedi. Ya dedim sana niçin yardımcı olmasın? Dedi ki ya bak ben Alevi olduğum için bana yardımcı olmuyorlar. Daha sonra o bayan kardeşimiz geldi dedi ki efendim bana özel oda verdiler ve gerçekten çok memnun kaldık dedi. Allah razı olsun dedi. Dedim ki kardeşim hastanın Alevisi Sünnisi olur mu? Bizim insanımızı böyle bölmek isteyenler, kompartımanlara ayırmak isteyenler, mezheplerine ayrılık noktası olarak Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı bir ayrılık noktası olarak kullanmak isteyenler Çanakkale Harbi'ndeki benim Kürt kardeşimi, şehit olan Kürt kardeşimi nasıl izah edecekler, nasıl açıklayacaklar? Şaka değil ya, canını vermiş o Kürt dediğin arkadaşım. Kürt dediğin, Çerkez dediğin, Laz dediğin, Arap dediğin kişi zaman zaman tahrip etmeye çalıştığın, ayrıştırmaya çalıştığın kişi bu ülke için canını vermiş. Sen kim oluyorsun da bunları ayrıştırıyorsun şimdi? 1000 yıl bir daha bunlardan bahsedemeyeceksiniz derler. Ne zaman? 20 yıl önce. Öyle 100 yıl önce, 500 yıl önce falan değil. 20 yıl önce bize bunu dediler. Ve her birimiz bulunduğumuz yerlerde bunları yaşadık. O yüzden değerli kardeşlerim, Türkiye'de biz burada siyaset yapmaya gelmedik. Bu bir siyasi konuşma değil ama gerçekleri şöyle bilmemiz lazım. Recep Tayyip Erdoğan, milletini seven, milliyetçi ama ırkçı olmayan biridir. Irkçılık dinimizde zemmedilmiştir. O yüzden ben Türkmen boyundanım. Yozgat'ta doğmuşum. Kayseri'de milletvekilliği yapıyorum. Aslında inkar eden haramzadedir. Buradan da ben son derece keyifliyim. Ben Türkmen boyundan gelmişim. Ama
Benim öyle Kürt kardeşim var ki, benden daha dindar olan kardeşim var. Bu ülkeye benden daha faydalı olan var. Şimdi ben diyecek miyim? Yani Kürt şöyledir, Türk böyledir diyecek miyim? Olur mu böyle bir şey? Bu ülkemize yapılan haksızlıktır. O yüzden biz eğer dinimizi hakkıyla öğrenip gerçekten uygulayabilirsek, şahsi hatalarımız vardır, kusurlarımız vardır, günahlarımız vardır. Bakın bunları tekrar söylüyorum. Bizler tabii ki kusurluyuz, tabii ki eksiklerimiz, yanlışlarımız var. Yüzlerce, binlerce, Cenab-ı Hak o yüzden tövbe kapısını hep açık bırakmış.